Merhaba, ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Premenopoza farkındalıkla girmek ve menopoz sürecini daha iyi geçirmek için YouTube'da başlattığım videolar serisini şimdi sevgili Profesör Doktor Vahide Savcı ile devam etmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Pelin. Çok teşekkür ederim. İlk YouTube videonu benimle çekmeyi planladığın için öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Vahide hocamla COVID öncesi çok güzel hormonlarımızı besliyoruz serisi hazırlamıştık. Böyle seminerler yapmıştık. Sonra COVID döneminde ara verdik. Umuyorum ki en kısa sürede tekrar başlarız, değil mi? Çok güzel hazırlanmıştık. Bayağı güzel bir hazırlık yapmıştık. Aynen öyle. Ya evet sevgili Pelin, aslında o hormon serisi çok güzeldi. Birlikte güzel bir uyum yakalamıştık. Yüz yüze de o eğitimlerden yaptık. Umarım tekrar yüz yüze ya da online serilerimize devam ederiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz tabii. Evet, Çok çünkü teşekkür ederim beni davet ettiğin için. ben teşekkür ediyorum. O sebeple ilk konuğum siz olun istedim. Peki hocam, kendinizi tanıtır mısınız? Ben sizi çok iyi tanıyorum ama kendinizi tanıtır mısınız? Çok teşekkürler tekrar. Ben Vahide Savcı, bir tıp doktoruyum, farmakoloji uzmanıyım. Hayatımın yani meslek hayatımın büyük bir kısmı akademisyenlikle geçti, eğitim, araştırma. 2021 yılının Şubat ayında kendi isteğimle 35 yıllık meslek hayatımı sonlandırdım. Meslek hayatımı sonlandırmadan önce yaşamımdaki stresi yönetememekle ilgili sıkıntılarım vardı. O nedenle değişik araştırmalara girdim. İşte bu arada Wellbeing uzmanlığını yani Wellbeing alanını keşfettim. Wellbeing uzmanlığı eğitimlerine katıldım. Orada da sizlerle ve seninle tanışma fırsatım oldu. Ardından birlikte biyointegratif nefes terapileri eğitimini aldık. İşte Well Aging beslenme koçluğu gibi böyle eğitimlerle devam eden bir süreç oldu. Ben bu eğitimleri kendim için almıştım aslında ama bu uyguladıklarımız, yaşamımıza aldığımız yeni uygulamalar benim yaşamımda o kadar ciddi dönüştürücü etkileri oldu ki özellikle stres yönetimi teknikleri. Bunları paylaşmaya karar verdim ve 1,5 yılı biraz geçti. Instagram'da, YouTube'da kendi web sayfam var. Sağlıklı yaşam, Wellbeing felsefesi, stres yönetimi üzerine hem paylaşımlar yapıyorum hem de doğru solunum ve stres yönetimi eğitimleri veriyorum düzenli olarak. Hepsi online yalnız. Online süreçte devam ediyoruz. Evet, müthiş gerçekten. Biliyorum ki her bir sizden ders alan neredeyse hoca olacak kadar bilgili ayrılıyordur oradan, değil mi? Çünkü gerçekten anlatırken Aynen. çok detaycı ve özenerek anlatıyorsunuz. Onun bir şahidim. Evet, aslında sertifikalı eğitimler değil. Katılım belgesi veriyorum ama hani bir eğitimci sertifikası vermiyorum tabii ben o eğitimlerde. Ama tabii elimden geldiğince anlaşılmasını ve eğitime katılanların da o bilgileri hayatlarına almalarını istiyorum. Yani asıl amacım o. Etraflarıyla da paylaşabilirler tabii. Bu arada hormonlar da benim farmakolojide ilgi alanımda olan hem araştırmalarımda kullandığım hem de öğrencilere eğitim olarak yani hormonların farmakolojisini, endokrin sistem farmakolojisini anlattığım için benim sürekli yaşamımda olan, incelediğim, araştırdığım ve dahil olduğum ve çok muhteşem bir sistem olarak tanımladığım sistemler. O nedenle bugün bu sistemlerle ilgili tekrar seninle herhalde beraberiz, değil mi? Evet, ben de çok şanslıyım o zaman. Kendimi çok şanslı sayıyorum. Ben de zaten bu bütün işte saydığın eğitimlerin çoğunu beraber aldık ve o eğitimleri gerçekten önce kendimize fayda için alıyoruz. Ve ben de bu hayatımın o premenopoz döneminde ben bu eğitimleri almışım. Hiç farkında değildim. Ve daha sonra o menopoz döneminde yaşadığım bazı sorunları bütün bu aldığım eğitimlerle aştım. O yüzden de şu anda da ben bütün bu bilgilerimi özellikle premenopoz ve menopoz dönemindeki arkadaşlarıma, dostlarıma paylaşmak için bütün çabam diyebilirim. Çünkü şöyle ki premenopoz 30'lu yaşlarda başlıyor ve o menopoza geçiş sürecinde eğer biz yeterli bilgiye sahip olmazsak çok daha fazla zorlanıyoruz. Bunu fark ettim ben. O yüzden de özellikle o 30'lu yaşlarda gençliğin verdiği enerjiyle bütün o hormonal dalgalanmalarda ortaya çıkan sorunları görmezden geliyoruz. Hormonlarımızı tanımıyoruz. O yüzden de ben ilk olarak
Hormonlar nedir? Bizi nasıl etkiliyor diye soracağım size. Çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir soru. Hormon nedir? Hormonla ilgili de birkaç paylaşımım oldu aslında Instagram'da. Şöyle kısaca şunu söyleyeyim. Hormon Yunanca'dan gelen bir kelime. Kelime anlamı harekete geçiren şey demek. Ama şunu söyleyeyim. Hormon dediğimiz şey bizim vücudumuzda bez denilen yapılardan salınır, kana karışır. Özelliği budur yani direkt kan dolaşımına verilir. Ve oradan uzak, yakın nereye ulaşabiliyorsa hücrelere gider etkilerini gösterir. Hücrelerin üzerinde hormonu bir anahtara benzetebiliriz aslında. Hücrelerin üzerinde ya da içinde kilitler vardır o hormona özel. Anahtar hangi kilidi açıyorsa o hücrenin kilidini açar, girer, işini yapar, çıkar, gider. Öyle tanımlayabiliriz. Bu bezler kendi başına iş yapmazlar Pelincim. Bunlar beyin tarafından yönetilirler. Yani bizim endokrin sistemimiz büyük ölçüde beyin tarafından. Beyinde de hipotalamus dediğimiz böyle minicik beynin alt ortasında bir sinir dokusu var. Hipotalamus bunların CEO'su, ben öyle diyorum. Hormonlarımızın CEO'su. Onunla bez bağlan şey bir sap aracılığıyla hipofiz bağlanmıştır. Hipofiz bezdir. O da hormonların genel müdürü diyorum. Çünkü o da bir bez. Hatırladım şimdi Bunlar eğitimlerden, evet. hatırladın mı? Yani hipotalamus CEO, öbürü genel müdür. Bunlar hepsi işte hipotalamus genel müdüre der ki hipofize ya bu tiroid az çalışıyor. Git şunu biraz uyar da tiroid hormonu salgılasın der ya da çok fazla oldu dur uyarma falan gibi çok pardon. Bu şekilde bir çalışma sistemi vardır. Aynı şekilde hipotalamus, hipofiz, tiroid, hipotalamus, hipofiz, böbrek üstü bezi, hipotalamus, hipofiz, gonadlar. Şu anda konumuz seks hormonları, menopoz, premenopoz olduğu için böyle aksılar vardır çalışan ve bizim hem gonadlarımızı, hem böbrek üstü bezini, hem tiroidi çalıştırmak üzere hipotalamus ve hipofiz devreye girer ve onlar vücudun ihtiyacı neyse ona göre hareket etmeye çalışırlar. Peki nedir Bizim vücudumuzun aslında ihtiyacı? Nedir vücudumuzun ihtiyacı? Yani bizi genel yaşantımızda hormonlar nasıl etkiliyor? Yani duygu durumumuzu mu? Fiziksel hangi hareket? ya evet haklısın. Hormonlar en başta demiştim ya muhteşem moleküller diye. Aslında onların vücudumuzda etkilemediği sistem yok gibi. Değil mi? Kalp damar sistemi, sindirim sistemi, hareket sistemi, işte sinir sistemi, bağışıklık sistemi. Bütün sistemleri etkilerler. İşte uyku durumumuz, biraz önce söylediğin gibi duygu durumumuz, üreme fonksiyonları, efendim susuzluk, açlık, iştah, mide, bağırsak sisteminin genel çalışma durumu. Doğurganlık, Yani şu anda alet aklım... dönemi. Aynen bunların hepsi bizim hormonlarımızın kontrolü altında. Hatta ben şöyle diyorum, hormonları ben denge çubuğuna benzetiyorum. Yani bizim vücudumuzda homeostaz istediğimiz, yani bir dengede olma durumu vardır. Çünkü biz eğer dengedeysek sağlıklıyız demektir. O dengeyi sağlayan da en önemli sistem hormonlarımızdır. Hormonlarımızın hem birbirinin tersine iş yapan yapıları da vardır. Mesela insülin kan şekerini düşürür, glikagon kan şekerini yükseltir diyelim ki. Ama yine hep Veya senin leptin bizim tokluk menfaatimizde yapar. bir denge değil mi bu denge? Bu Aynen. Şimdi dengesizlik bunlar hep bizim. birbirine zıt etki yapan, çok pardon. Yani bunlar ip üzerinde yürüyen bir cambaz gibi düşünün. Sağlıklı olma halimizi sürdürmek için cambazın elinde bir çubuk vardır. Hormonlarımız o denge çubuğu gibidir. Yani sağ yalpa yaptığımızda sola, sola yalpa yaptığımızda sağa çeker ve bizi dengede tutmaya çalışırlar. Tabii hormonlarımızın kendisinin de bu muhteşem işleri yaparken dengede olmaları gerekir. Yani sadece bizi dengeye sokmak değil, onların da iyi çalışması, sağlıklı çalışması gerekir. Onların sağlıklı çalışmasının bozulduğu durumlar bazen genetik faktörler olabilir. İşte bazen mikrobik bir takım hastalıklar vesaire olabilir ama asıl biz yaşam biçimlerimizle hormonlarımızın dengesini sağlayabiliriz. Yani kendimiz sağlıklı yaşam biçimlerine kavuştuğumuz takdirde hormonlarımızın dengesini sağlayabiliriz ve böylece onların bizi dengede tutmasına da yardımcı olabiliriz. Öyle söyleyeyim. Peki stres bu hormonlarımızı özellikle bu premenopoz ve ardından gelen menopoz döneminde yaşadığımız stres o seks hormonlarımızı nasıl etkiliyor hocam? Oradaki dengesizliği nasıl sağlıyoruz? Ve ardından da hemen hiç araya girmeden
Peki ne yapabiliriz diye soracağım. Düşen yaşam kalitemizi stres yönetimiyle nasıl tekrar ayağa kaldırabiliriz? Ya da kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz tabii. Aslında bizim temel hani kadınlar için seks hormonları östrojen, progesteron gibi görünür. Bir de testosteronumuz var. Erkek seks hormonu gibi Onu hep ama unutuyoruz. Evet, aslında o yazık orada hep unutuluyor. aslında şöyle şu açıdan da unutulmaması lazım. Çünkü östrojenin ön maddesi de testosteron. Yani östrojen sentezlenmeden önce testosteronun yapılması lazım. Konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Bizim hani yumurtalıklarımızdaki yumurtalarımız onlar her ay 5-10 tanesi, 20-30 tanesi her neyse böyle bu beynimiz tarafından uyarılır ve olgunlaşmaya başlar. O yumurtalar birer kese içindedirler. O kesenin duvarı da bazı hücreler vardır. O hücrelerin bir kısmı testosteron sentezler, bir kısmı da o testosterondan aromataz aktivitesiyle östrojen yapar. Yani aslında bizim yumurtalıklarımızda da önce testosteron Önce. sentezlenir. Ondan sonra östrojen yapılır. Dolayısıyla testosteronu unutmamak lazım. Bunlar da biraz önce söylediğim şey bir ipucuydu aslında. Stres bizim yaşamlarımızda çok şeyi etkiliyor. Yani aynı hormonlar gibi birçok vücut sistemini etkileyen bir yaşamsal durum aslında. Stres yanıtı daha doğrusu. Ve önce beynimiz bu bizde stres yaratan faktör beynimizde özellikle orta beyin talamus, hipotalamusu etkiliyor ve ondan sonra tüm bedenimizde stres yanıtlarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu yanıtları ortaya çıkaran temelde üç silahşörümüz var. Sinirsel yapıdan kaynaklanan işte adrenalin, noradrenalin, adrenalini biliyoruz zaten. Evet. Bir de kortizol. Kortizol. Yani bunlar üçlü şu şekilde adrenalin, noradrenalin, kortizol hepsi birlikte bizim bedenlerimizde bir takım etkiler yaparlar. Biz her gün küçük küçük stresler yaşarız. Bunun çok büyük bir sakıncası yok. Hatta bu minik stresler başlar biter, başlar biter. Onlar bizi cesaretlendirir, güçlendirir. Ama asıl burada biraz önce senin de söylediğin o hormonlarımızı yakından etkileyen stres modu uzun süren strestir ve ciddi streslerdir. Eğer biz uzamış stresli koşullarda yaşıyorsak, değişik nedenlerde işte iş stresi olur, ekonomik stresler olur, işte hasta birine bakıyor olabiliriz, eşimizle anlaşamıyor olabiliriz gibi gibi yani bir sürü Kronik sayılabilir. enflamasyon olabilir, Tabii beslenme bununla bozukluğu, her birlikte şey. kronik bir enflamasyon doğar zaten ve kortizol bu uzamış stresli koşullarda kortizol uzun süre yüksek seyreder ve kortizol uzun süre yüksek seyredince beynimizde o hipotalamus, hipofiz dediğimiz CEO'yla genel müdürü uyarır ve onlar sanki kortizolü baskılıyormuş gibi o hipotalamus ve hipofiz bu defa bizim gonadlarımızdaki bu işte östrojen, progesteron üretimini de engellerler. Yani kortizol yükselince bizim seks hormonlarımızın üretimi sekteye uğrar. Özellikle uzun süreli stres koşullarında üreme bozuklukları olabilir, kısırlık olabilir. Mesela hamile kalmakta zorlanma olabilir. Kadınlarda adet düzensizlikleri olabilir, uzamalar olabilir, az adet görme, uzun süreli kanamalar gibi böyle şeyler olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim her ay adet dönemimizde ilk yarıda östrojen, ikinci yarıda progesteron Evet. hakimdir ve bunlar birbirlerini dengelerler yaptıkları etkilerle. Mesela östrojen meme dokumuzu büyütür, progesteron o büyümeyi durdurur. İşte östrojen biraz su tutmaya meyleder, endojen bizim normal progesteronumuz su tutmayı azaltır, yani su dağılımını artırır. İşte östrojenimiz serotonin etkisini artırır, bizi daha iyi hissettirir, iştahı baskılar. Progesteron serotonin etkisini azaltır, biraz iştahı açar. Efendim östrojen sempatik aktiviteyi baskılayarak bizim o güzel vagus parasempatik modumuzu uyarır ve bizi daha dingin, mutlu, huzurlu hissettirir. Ama progesteron bunu birazcık tersine çevirir gibi böyle etkileri vardır. Dolayısıyla biz adet dönemlerimizde östrojen dengesizliği ya da progesteron dengesizliği yaşadığımızda onların yarattığı bu etkilerle de boğuşmak durumunda kalırız ve özellikle bu dengesizlikler işte serotonin dedik,
sempatik sistem aktivitesi dedik. Bunların bir uzantısı olarak ben burada şunu da vurgulamak istiyorum. Kemik sağlığımız da çok önemli ve stres aynı şekilde seks hormonlarımızı etkilerken bizim kemik sağlığımızı da etkiler. Çünkü östrojenin kemik yıkımını engelleyici etkisi vardır. Ama kortizol çok yüksek olduğu zaman hem östrojenin etkisini devre dışı bırakır, salgılanmasını azalttığı için hem de kortizolün kendisinin kemikleri yıkıcı etkisi vardır. Kalsiyum emilimini azaltır. Dolayısıyla stresle birlikte sadece bu östrojen progesterin azalması değil, onların vücudumuzda özellikle kemik sağlığına olan güzel etkilerini de devre dışı bırakması açısından da stres çok tehlikelidir. Evet. Dolayısıyla Kemik bizim sağlığı hocam. yaşantımız... Evet. Kemik sağlığını da biz zaten onu da bence iyice görmezden geliyoruz bu premenopozdan sonraki menopoz döneminde. Çünkü hala 50'li yaşlardayız, işte 60'lı yaşlardayız. O yine vücudumuzun biriktirdiği bir enerji var. Onunla beraber kendimizi iyi hissediyoruz. Ama eğer hiçbir ölçüm yaptırmazsak, değil mi? Kemik ölçümünü yaptırmazsak gerçekten nelerle karşılaşacağız çok da farkında değiliz bu aşamada. O yüzden de Hatta şöyle de söyleyeyim, kemik sağlığımız çok bizim önemli. östrojen kemiklerin yıkımını engeller, progesteron ise kemik yapımını destekler. Dolayısıyla bizim sağlıklı, düzenli adet görmemiz bu açıdan çok önemli. İlk dönemde östrojen yıkımı engeller, ikinci dönemde yapım desteklenir. Yıkım daha hızlı giden bir süreçtir. O yüzden böyle yıkım hızlı giderken östrojenin onu engellemesi, sonra yapımın desteklenmesi vücudumuzda kemik yapımını düzgün bir şekilde tutar. Çünkü bizim kemik yapımız böyle yıkılma yapılma yıkılma yapılma dinamik bir yapıdır. Buna ihtiyacı vardır. Biz 20-25 yaşına Kemiğin kadarsa canlı bir şey olduğunu belki de biz göz ardı ediyoruz, değil mi? Kemik böyle sert bir evet, şey evet. ve de cansızmış gibi. Halbuki kemikler de yenileniyor sürekli. Herhangi bir zarara Yenilenmezse uğrayınca tekrar kendini yeniliyor. tabii. Onu atlıyoruz. O yüzden de gereken önemi vermiyoruz. Çok iyi oldu bunu Şunu hatırlattınız. söylemek istiyorum bu arada. Biraz önce çok güzel söyledin. Aslında bizim adet görmeye başladıktan sonra menopozdan önceki o perimenopoz dediğimiz dönemi o kadar olan bütün süreye biz premenopoz diyoruz. Evet. Yani menopoz öncesi dönem. Dolayısıyla o dönemde adet görmeye başladıktan sonra eğer adetlerimizde bir düzensizlik olursa özellikle de 30 yaşından sonra işte o yumurtalarımızın kalitesi falan yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Oralarda yumurtlamadan geçirdiğimiz bir adet dönemi ya da progesteronun ikinci dönemde daha etkin olduğunu söylemiştim. Onun kısa sürmesi gibi kısa adetler gibi durumlarda bizim kemik sağlığımızın çok ciddi etkilendiği gösterilmiş. Yani yılda birkaç tane yumurtlamadan geçirdiğimiz bir siklusumuz olursa adet dönemi yani %4-6'ya kadar varan kemik Alarm o sağlığında zaman bunu azalmalar. alarm olarak değerlendireceğiz. Evet. Bedenimizin bize gönderdiği Aynen. bir işaret ki zaten ben well-being'i bu yüzden seviyorum. O bedenimizden gelen işaretleri doğru okumamıza bizi yönlendiriyor. Önce okumamız gerektiğine yönlendiriyor. Ardından da nasıl okuyacağımızı bize gösteriyor. O yüzden well-being çok kıymetli benim için. Ve burada tabii ki dediğim gibi stresle birlikte yaşandığı zaman hem hormonal dengesizlikler hem de onların etkilerinde daha derinleşme oluyor biraz önce söylediğim gibi. Stres yönetimini aslında ilk andan itibaren bence gençlerimize ben o yüzden çok önemsiyorum. Hatta lise öğrencileriyle arada bir seminerler veriyorum. Hayatımızın o ilk bahar dönemlerinden itibaren öğrenmemiz lazım. Çünkü onu sadece böyle stresli günlere saklamayıp Değil mi? sağlıklı bir yaşamda devam edebilmek için o stres yönetimi tekniklerini sürekli olarak hayatımızda tutmamız lazım. İşte doğru solunum, kontrollü solunum egzersizleri, düzenli meditasyon. Bu arada strese dayanıklılığımızı artırmak da çok önemli sevgili Pelin. Sen zaten beslenme konusunda da uzmansın. Yani sağlıklı bir beslenme, anti-enflamatuar beslenme, bazı besin destekleri, bizim bedenimizi besleyerek strese dayanıklılığımızı da artırıyor biliyorsun. Düzenli egzersiz yapmak, uyku kalitemiz, mesela uyku da başlı başına stres yönetiminde çok değerlidir. Hormon dengesinde de çok değerlidir. Zaten uykuyu sağlayan da kendileri hormonlar. Değil mi? Kendi başına Melatonin, büyüme hormonu falan. uykuyu Evet. ben de uykuyu ve
açlığı en başa koyuyorum gerçekten. Beslenme, evet, belki hani beslenme konusunda bilgim var, ama aynı şekilde de bedenimizi arada dinlendirmek, o açlık da en az o da başka bir besin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ne dersiniz hocam? Kesinlikle, özellikle gece uykuya aç gitmek, değil Evet, mi? Hani evet, bunu evet, evet. kastediyoruz. Aslında Evet, gündüz aynen açlık oradan değil de aklıma geldi. açlığı sirkadiyen ritme uygun olarak gece yaşamak lazım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani uykuya gitmeden önce bir 4-5 saat öncesinde bırakmak lazım yemeği içmeyi. Çünkü ancak o zaman bizim melatoninimiz, büyüme hormonumuz, işte prolaktinimiz yükselmeye başlıyor ve kortizolümüz de düşerek gece uykuda bizi o kadar rahatsız etmiyor. Çünkü aç gitmezsek uykuya, biliyorsun ki kortizolümüz bir türlü düşmüyor. İnsülinimiz de yüksek oluyor Gitmiyor ve bir türlü. uykuda cebelleşip duruyoruz. Ben melatonin çok kaprisli bir hormon diyorum anlatırken. Çünkü bazı şartlar istiyor ortaya çıkmak için. Karanlık istiyor, aç olmanı istiyor. O yüzden de biraz onu kaprisli buluyorum. Ama ona biz doğru şartları verirsek de bize elinden geldiği kadar cömertçe bütün imkanlarını sunuyor. Peki hocam, bu yaşam kalitemizi düşüren o menopozal işaretler dedim. Oradaki o özellikle çalışan kadınlar, bu dönemde çalışan kadınlar, o premenopoz dönemindeki sorunları yaşayıp da ama aynı zamanda da aktif bir çalışma hayatı, sosyal hayatı olan kadınlara ne önerirsiniz? O stres yönetimi ile ilgili böyle kısa, kolay ipuçları isteyeceğim. Hani böyle otur sandalye meditasyon yap, hani yarım saatini ayır gibi değil de böyle hani hap bilgi istenir ya, böyle bir şey söyle hayatımı kurtar. Öyle bir şey isteyeceğim. Ondan sonra da sohbetimize en azından bu bölümüne tamamlayalım, Tamam. izin verirseniz. Ondan sonra belli ki çok daha güzel sohbetler edeceğiz. Çok güzel gitti çünkü. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Özlemişim de böyle sizinle böyle tatlı tatlı diyalog Ben içinde de olmayı. enerjimiz tutuyor. Ben Evet, de aynı şekilde evet, evet, Pelin'cim, gerçekten çok keyif evet. alıyorum her zaman. Ne önerebilirim? Yani ben böyle bazen bizlerin de çok yoğun günleri oluyor. O zamanlarda hemen aklıma geliyor. Yani ben şu anda emekli bir birey olarak evden home office Daha çalışıyorum çok ama çalışıyorsunuz görüyorum daha çok çalışıyorum. Olsun. sizi. Ama Instagram'a, Instagram evdeyim. başlı başına bir iş. Ardından başka Evet. eğitimleriniz de var. O yüzden siz gerçekten okuldaki Ne dönemden daha yoğun. yapabilirler? Aslında şöyle, biliyorsun bizim böyle sağlıklı rutinlerimiz var. Bence onları böyle çok pratik hayatlarını almaları, bunlar sadece stres yönetimi gibi görülmesin. Hani beden sağlığı açısından da. İşte sabah kalkınca bir dili su temizliği, efendim fırçayı dil köküne iterek şöyle bir öğürme refleksi, o Öğürme. vagusumuzu devreye sokmak, yüzümüze soğuk su çarpmak. Ondan sonra belki bir sabah kahvemizi ya da çayımızı hazırlarken şöyle kendi kendimize nefes solunum hızımızı yavaşlatmak. İlle oturup da böyle Evet. meditasyon yapar gibi değil ama bir 5 dakika Keşke, ama bazen de sayarak. olmuyor işte hayatın hızlı temposunda, bazen onlar olmuyor. Benim de amacım zaten bu bilgileri alıp arkadaşlarımıza hiç yapmamak, çok küçük de olsa bir adım atıp hayatınıza bu tip şeyleri katmakta büyük fayda olduğuna inandığım için hiç yapmamaktan çok daha iyidir hani diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz Öğrenmek Pelin. istedim. Bir egzersiz gibi değil ama gün boyunca solunumlarını izlemeleri, burun nefesi yaparak ve solunum hızlarının yavaşlamasına özen göstermelerini önerebilirim. Yani illa vakit ayırarak değil ama ofiste çalışırken bir durup şöyle bir dakika benim solunum nasıl? Ağzımı mı kullanıyorum, burnumu mu? İşte karnım, diyaframım iyi çalışıyor mu? Biraz hızımı yavaşlatabilir miyim? Hani bunlarla ilgili farkındalıkları olarak yaşamaları onlar için çok değerli. Onun dışında da zaten günlük koşturmaca belki onlar için bir egzersiz oluyor olabilir. Bir tavsiyem de sirkadiyen ritme uygun yaşamaları. Çünkü gerçekten bu sirkadiyen ritim bizim genel vücudumuzun dengesi ve hormonal denge için çok önemli. Bazı hormonlarımız işlerini gündüz yaparken bazıları gece yapıyor. Dolayısıyla biz gündüz çalışıp uyanıkken gece uykuda olursak ve senin dediğin gibi de aç uykuya gidersek o zaman her hormonun zamanı geldiğinde işini güzelce yapmasına izin veririz ve böylece sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam ederiz. Çünkü biz de onlara yardımcı olacağız. Değil mi? Gece uykuda olmamız gereken saatte uyanık nedir yarasalar gibi böyle
bilgisayar başında falan takılıyorsak, o zaman hormonların yapabileceği bir şey de yok. Çünkü bu da gösterilmiş. Gece uyanık kalırsak yaşam biçimimiz sirkadiyen ritmin önüne geçiyor ve vücut bir türlü onarım faaliyetlerine geçemiyor. Dolayısıyla biz kendi yaşam biçimlerimizi işte şöyle bir 10-11'den itibaren uykuya geçip uyumayı, aç uyumayı, gündüz solunum hızımızı biraz yavaş tutmayı, beslenmemizi sağlıklı öğelerle tamamlamayı yaparsak bence bunlar çok zor şeyler değil ve kendimiz için çok güzel işler yapmış oluruz, öyle söyleyeyim. İşte bütün bu Ve anlattıklarınızla, stres yönetimimiz için de bunlar çok güzel. evet, ve bütün bu anlattıklarınızla o dönem en çok yaşadığımız kilo alma, aldığımız kiloyu verememe, işte uykusuzluk, değil mi? Anksiyete, en çok bunları yaşıyoruz o dönemde. O duygu durum Evet. bozuklukları, sürekli bir ağlayıp bir gülüyoruz. Bugün evet dediğimizde ertesi gün hayır diyoruz gibi o bütün duyguları bu hayatımızı sirkadyen ritme uygun yaşadığımızda zaten hormonlarımız ister istemez bir süre sonra o dengeye ulaşacak ve biz de o bu geçitten premenopozla beraber yeni bir döneme geçerken o geçitten çok daha yumuşak geçeceğiz, değil mi? Çok daha keyifle geçeceğiz. Çünkü bu bir hastalık değil. Bunun hepimizde kötü geçirmemiz gerekmiyor. Tabii ki bazen kronik rahatsızlıklar olduğunda durum bambaşka olabiliyor. O durum tabii ki bir doktor kontrolünde ilerlemesi gereken durumlar ama bizler normal sağlıklı insanlar hayatlarımızda bu işte anlattığınız küçük küçük adımlarla bir bakmışız ki çok büyük dağlar aşmışız. Ne mutlu. Kesinlikle. Yani stres yönetimi bizim her aşamamızı çok yumuşak geçmemize neden olur. Yani sağlar daha doğrusu. Çünkü stres yönetimi teknikleriyle bütün bedenimiz hormonlar da dahil olmak üzere dengede olacağı için o geçişler de son derece yumuşak, yavaş ve bizi böyle çok sıkıntıya uğratmadan olacaktır. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Muhtemelen teşekkür süremiz ediyorum. doldu. Biraz önce söylemiştin. Evet. Üzülerek, üzülerek ama vallahi bu sürede bence çok şey paylaştık. Çok çok güzel, doyurucu oldu. Umuyorum ki bizi izleyenler de buradan böyle kendilerine küçük küçük notları almışlardır hayatlarına katmak için. Çok teşekkür ediyorum Vahide Hocam. Bizlerle birlikte Ben olduğunuz de çok için. teşekkür ederim. Dinlediğiniz için İzleyicilere de de çok ben teşekkür teşekkür ediyorum ediyorum. bizlerle oldukları için. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.